İyi akşamlar değerli izleyenler, Briefing Saatine hoş geldiniz. Bu akşam Briefing Saatinde Türkiye'nin ekonomisini önümüzdeki dönemde ekonomik alanda yaşanması muhtemel gelişmeleri ele almak istiyoruz. Ee, özellikle Kasım ayı sonu itibariyle açıklanan e, enflasyon rakamları üzerinden e, Türkiye'nin bahsi geçen Türkiye modeli, e, Üretime dayalı e, ekonomi modelinin e, gerçekleşme şansını nasıl değerlendirdiğimize dair konuşmak istiyoruz. Çok kıymetli bir konumuz var. Profesör Doktor Volkan Öngel, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Buldum. Hocam Kasım ayı enflasyon rakamları üzerinden aslında biz biraz ekonomiyi değerlendirmek istedik. Şimdi bu baz etkisi nedeniyle zaten enflasyon rakamının Kasım-Aralık gibi düşük çıkma ihtimalini konuşuyorduk. Bununla ilgili olarak önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce kabine toplantısı sonrası çok daha ilginç rakamlar da verdi. Önümüzdeki dönemde yüzde %40'lara hatta bir yıl sonra onun yüzde %20'ler civarına düşeceğini enflasyonla ilgili bütün planlamaların başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi. Şimdi biz ondan azade olarak hani bu rakamları vererek bun ondan azade olarak genelde bir değerlendirme yaparsak Türkiye ekonomisini geniş bir şekilde değerlendirelim istiyorum önümüzdeki bir yıl veya seçime kadar olan dönem, seçimden sonraki olan dönemle ilgili olarak genel bir değerlendirme yapalım. Özellikle enflasyonla başlayalım oradan gidelim. Hocam enflasyondaki bu düşüş trendi ne kadarı baz etkisi olarak değerlendirilebilir ne kadar da gerçekten piyasaların oturması ile ilgili değerlendirilebilir Kasım için aslında çok ciddi bir baz etkisinden bahsedemiyoruz hı hı. yani geçen sene Kasım ayıyla e, bu seneki rakamlar arasında çok ciddi bir fark söz konusu olmadı. Dolayısıyla biz Kasım ayında aslında e, baz etkisinden ziyade real olarak enflasyonda bir yavaşlama sebebiyle e, bu rakamları gördük. Fakat özellikle ağırlık ayı rakamları geçen sene %10'un üzerinde gelmişti. Bu sene gözüken o ki böyle bir enflasyon rakamıyla karşılaşmayacağız. Mesela Kasım'ı referans alırsak, Kasım'da 2.98 gibi sadece Kasım Yaklaşım. ayı için 2.98 gibi falan çıktı. ...aralıkta geçtiğimiz yılın aralığında o %10'lar civarındaydı. Aynen %10'un üzerindeydi biraz. Yani şimdi biz ne bekliyoruz? Mesela hani Kasım ay, Aralık ayı enflasyonu için aşağı yukarı... ...mesela yüzde ikiler oranında çıkarsa bu düş enflasyonun düşme trendinde olduğunu gösterir mi bize? Aynen en azından hızının yavaşladığını bize gösteriyor. Dolayısıyla fiyatların hı -hı, artış hızı hı, hı. azalıyor. Bu yıl sonu enflasyonu için de bizim... E, hedeflerimizi biraz daha aşağıya çekmemiz anlamına gelecek. Yani %77'ler, %78'ler ve daha aşağısını görmek mümkün olabilecek. %80'in altına gelecek. Yani Kasım ayı itibariyle ortalama yıllık enflasyon 85. %84 küsur 85 çıktı diyelim. E, Aralık ayı rakamları ile birlikte onun %70'ler bandında olacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 78, 77, 78 gibi olması. Bu hızlı bir toparlanma mıdır o? Bu hızlı bir toparlanma. Gerçi bir yıllık bir süreci baz alıyoruz ama hı hı. E, en azından bu trendin aynı şekilde devam etmemesi güzel. Çünkü biz e, bu dönemde de yüzde onlarla devam ediyor olsaydık çok ciddi bir enflasyona ulaşmış olurduk yıllık bazda da. Artı tabii ki de e, enflasyon ekonominin bir nevi yoldan çıkması anlamında geleceği için bu. Tren ne kadar hızlı giderse, enflasyon ne kadar yüksek olursa bunu yavaşlatmak ve durdurmak da o kadar zor olacaktı. Bunun en azından kendi rayına girmesi, e, peyderpey düşüyor olması olumlu bir gelişme. Hem Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara baktığımızda hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalara baktığımızda biz 2023 yılı için çok ciddi bir sürprizle karşılaşmazsak, ne gibi bir sürprizden bahsediyorum? Savaş gibi, Aynı Ukrayna, savaş gibi. savaş gibi veya işte 2020 yılına çok büyük umutlarla başlamıştık. Arkasından gelen pandemi gibi hiç kimsenin beklemediği çok ciddi sürprizlerle karşılaşmazsak 2023 yılı bizim için çok daha iyi bir yıl olacak enflasyon tarafında. Yani biz enflasyonda aynen Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi yüzde rakamların altına gelip ki Merkez Bankası'nın tahminleri ilk başta yüzde civarında olacağıydı. Şu anda biraz daha revize edilmiş gibi gözüküyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından %20'li rakamların telaffuz edilmesi söz konusu oldu. Ve 2024 sonunda artık tek haneli rakamları geçiş söz konusu olacak ki zaten bizim de istediğimiz tek bir haline. an önce tek haneli gitmek. Hocam bir öngörü vardı. Özellikle geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Ocak ayında bu enflasyonun çok yükseldiği, dövizdeki sıçramalarla ilgili tartışmaların Kasım ayında geçtiğimiz Kasım ayında yaşandığı tarihlerde vesaire. Türkiye bu şekilde giderse bir hiper enflasyon dalgasına teslim olacaktır. Diye öngörüler vardı. Şimdi biz gerçekten bir hiperenflasyona rastladık mı? O dalgayı yaşadık mı? E, hiperenflasyon böyle bir şey midir? E, yoksa o hiperenflasyon e, tehlikesini atlattık mı? Nasıl oldu hocam? İşte, hiperenflasyon dediğimizde aslında evet yüksek oranlı yani 4 nala enflasyon diyebileceğimiz bir enflasyonu yaşadık ve yaşıyoruz. Sif haneli rakamlarda. Hı hı. Fakat hiperenflasyon terimini kullanabilmek için genellikle 3 haneli yani %100 hı. ve üzerini daha çok e, etmek söz konusu oluyor. Aşağı mesela, yukarı bir hani parmak hesabından gidersek 3 hanelilerde. En az en az 3 haneli ve üzeri olduğu zaman bir sıfır enflasyondan bahsedebiliyoruz ki yakın zamanda işte Latin Amerika'da mesela Venezuela yüzde yaşadığı bini yaşadı birkaç yıl öncesinde günlük olarak fiyatların değişmesi gibi bir durum vardı hmm. ülkede. Dolayısıyla biz böyle bir enflasyon sarmalı, sonucu Böyle bir enflasyon sarmalı yaşamadık. Yani peki bundan sonrası için artık o korkutucu senaryo sanırım artık gündemde değil gibi değil mi? Şu anda bu senaryonun Bizi sevindiren yanı aslında özellikle üfe tarafında bir yavaşlamanın söz konusu olması yani üretici, üretici fiyatlarında tüketici Asıl fiyatı belirleyen şey üretici endeksi olduğu için. Aynen çünkü üretici fiyatlarındaki çok hızlı yükselişler ister istemez uzun vadede tüketiciye yansımak durumunda kalıyordu ki biz özellikle enerji fiyatlarından mütevelli tüm dünyada üretici fiyatlarının çok hızlı yükseldiğini gördük ve Buradaki düşüş şu anda baktığımız zaman tüketici tarafından çok daha hızlı gerçekleşiyor. Gerçi arada hala yaklaşık 50 puanlık bir makastan bahsediyoruz. <laughs> Üretici fiyatları daha fazla artmış durumda ama buradaki yavaşlama ister istemez tüketici fiyatlarının artışını da yavaşlatacak gibi gözüküyor. Yani üreticinin aslında maliyet dediği şeyin o maliyetin maliyetteki enflasyonun en azından yavaşlama trendine girdiğini görüyoruz. Onun tüfeğe yani tüketiciye yansımasını ne zaman bekleyebiliriz? Genellikle baktığımız zaman biz yapılan çalışmalara 4 ya da 6 aylık bir gecikmeden bahsediliyor. Yani üfedeki bir iyileşmeyi biz 4 aylık bir süre sonra tüketici fiyatlarına yansıdığını görüyoruz. Dolayısıyla şimdi Kasım ayında yaşanan olumlu gelişmeler baharın ilk aylarıyla birlikte Mart ayından sonra tüketici fiyatlarına çok daha olumlu olarak yansımaya başlıyor başlayacak diyebiliriz O zaman oradaki enflasyon rakamlarının da yani daha düşük çıkma ihtimali hız kazanacak. Kesin kesinlikle. Hocam bu şeyden yani şimdi bu biz işte Türkiye'nin kendine has bir süreci var. İşte özellikle o faiz indirimleri vesaire. Türkiye ekonomisinin kendi hikayesi var. Ama bu hikayeyi bir yukarıdan kurarak geliyoruz. Mesela üretici fiyat endekslerinin bu kadar yüksek, tüm dünyada yüksek seyretmesinin, Türkiye'de daha yüksek seyretmesinin aslında biraz dünyadaki arz sıkıntısıyla alakası vardı. O arz sıkıntısı nedeniyle işte enflasyon artış gösteriyor. Şimdi enflasyonla mücadele için hani çok bildiğimiz iktisadın kendince çözümlerinden bir tanesi de faiz meselesiydi. Şimdi dünyada birçok ülke faiz artırımına gitti. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve benzeri ülkeler. ama Türkiye ise tersine bir yol izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili açıklamayı yaparken işte biz enflasyondan enflasyondan daha ziyade bir resesyonu engellemek için. Çünkü işte enflasyon arttı, faizi de artırdınız. E, yatırımlar durdu bu sefer işsizlik falan bütün üretimin bütünüyle durma ihtimali vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan veya hükümet böyle bir yöntem belirledi işte bilmiyorum acı bir reçete mit olarak tarif edilir enflasyonu tercih edip e, işsizliği tercih etmemek gibi mi, ter, e, stagflasyonu tercih etmemek gibi mi tarif edilir e, o tarifleri size bırakıyorum e, ama mesela birçok ülkeden farklı bir yöntem Türkiye izledi bu izlenilen yöntemin kısa vadede enflasyonu sıçrattığı, dövizi sıçrattığı açık. Ama uzun vadede e, bugünden baktığınızda Avrupa ile Batı yla kıyasladığınızda arz sıkıntılarıyla, tedarik zincirlerinin daralmasıyla falan böyle bir genel olarak değerlendirdiğinizde bugün nerede duruyoruz? Yani Türkiye'nin o bahsettiği şey bir başarı hikayesine dönüşme ihtimali var mı? Başarı hikayesine dönüşme ihtimali çok yüksek. E, bir kere biz biraz Akdeniz kanı taşıyoruz. Yani biz hemen her şey olsun bir günde bitsin diye e, düşünüyoruz. Bu konuda haksız da değil belki e, normal vatandaşın istediği bir an önce tabii ki de faydalarına bakar en Kesinlikle faydalarını görebilmek bu işin ama iktisatta maalesef tek bir doğru yok. Bir de yaptığınız her şeyin bir maliyeti var. Tanık içerisinde iktisatta bedava diye bir şey yoktur. Yaptığınız her seçim mutlaka farklı bir problemi beraberinde getirir ki alternatif maliyet dediğimiz şey de aslında budur. Şimdi bir biz bir alternatif maliyete katlandık. Yani ne yapacaktık? Ya dediğiniz gibi enflasyonu düşürmek için ortodoks reçeteler kullanacaktık ki en çok bilinen işte faiz para politikası, sıkı para politikası. Bu yatırımları azaltıp işsizliği arttıracaktı ülkede ve baktığınız zaman aslında biz genç bir ülkeyiz. Sürekli aşağıdan gelen genç nüfusumuz var ve genç nüfusumuzda da bir iş bulmak gibi talep var. Dolayısıyla biz bunlara hayır siz bir 3-5 yıl daha bekleyin boş gezin biz enflasyonla savaşacağız demek yerine bu kişilere iş bulup yatırımları arttırıp ekonomik büyümeyle birlikte uzun vadeli orta vadeli bir seçim yapmış olduk. Tabii ki de sizin e, tüm dünyanın böyle bir politika izlediği zamanda tersi bir politika izlemenizin maliyeti olarak enflasyon kaçınılmazdı. Çünkü para musluklarını kısmazsanız enflasyon kendiliğinden gelecektir. Bu çok basit iktisadi teoridir aslında. Hocam bu ortodoks yaklaşımdan bahsettiniz. Biliyorsunuz Türkiye'de de heterodoks falan çok moda oldu. Şimdi bu konuyla ilgili ben bir iktisatçı değilim ama bir sosyal bilimciyim. Ee, sosyal bilimlerin az çok ne olduğunu, iktisadın bunların içerisinde en gelişmiş sosyal bilim olduğunu... ...biraz sosyal bilim felsefesi çalıştığım için de bilirim. Ee, şimdi burada da şöyle bir tartışma yaşandı. Ortodoks yoruma sahip insanlar o yorumun dışındaki her türlü hareket tarzını e, delilik olarak tarif ettiler. Yani mesela... E, ev, Enflasyon yükseldiğinde bununla mücadele etmenin bir tane kanunu var, bilimsel kanunu var. Faiz artıracaksınız ve böyle mücadele edeceksiniz. Benim gibi daha heterodoks zihniyete sahip insanlar ben o dönemde çok sıkça dile getirdim. Sosyal dünyada, sosyal bilimlerde öyle fizik yasalarında olduğu gibi tek doğru yoktur. Başka tercihler, siyasi müdahaleler, deregülasyonlar vesaireler olabilir. Bu da sistemin bütün iş işleyişini etkileyebilir. Dolayısıyla alternatif bir yöntem de takip edilebilir. Ben Türkiye'nin takip ettiği yöntem'i şöyle tarif ettim. Yani siz ne kadar paylaşırsınız bilmiyorum. Türkiye daha ziyade sermaye sermaye bu tür krizli dönemlerde kendi parasını bir yere park etmek istiyor. Faiz de aslında o paranın park edildiği yer. Yani şimdi o dünyada bir kriz var. Kimse o krizin sonundan nasıl bir şey çıkacağını bilmiyor. Dolayısıyla Merkez Bankaları üzerine yoğun bir baskı yapılıyor. Ve o baskı çerçevesinde faizleri artırın, sermaye parasını bir yere çeksin, üretim gibi bir derdi olmasın. Dolayısıyla da o kazanamıyorsa bile en azından kaybetmesin gibi bir yöntem. Buna karşılık Türkiye'nin tercih ettiği yöntem ise bir dakika yani bizim sermayeyi kurtarmak gibi bir derdimiz yok. Sermaye risk almalı, üretime devam etmeli. Biz işte asıl önemsediğimiz şey işsizlik vesaire veya bütün bir stagflasyon, enflasyon ekonominin durması gibi bir şey olmasın dedi. Şimdi bu heterodoksi, hadi diyelim ada heterodoksi veya da klasik neoliberal anlatının biraz dışında bir anlatı, bu bu kadar heterodoks mudur? Bu hani sapkın bir yaklaşım olarak mı tarif edilir? Yoksa hani dünya ekonomi tarihinde alanında bunlar? ...kullanılamayacak yöntemler midir? Bu kesinlikle bu kadar sapkın bir yöntem değil ki. Bunu çok Aynen. net ortaya koymak lazım. Çünkü biz baktığımız zaman farklı iktisadi okulların... ...farklı iktisadi görüşlerin enflasyonla veya işsizlikle mücadele için... ...farklı yöntemler kullandığını biliyoruz. Her şeyden önce bugün işte ortodoks diye bahsedilen... ...bu faiz politikasının ortaya çıktığı zamana bakarsak... ...biz parasal iktisatın güçlendi ve işte sonrasında 1970'teki o petrolün yine zev yaptığı dönemlerde ortaya çıkan enflasyonu bir çare olarak uygulandığında Avrupa'da başarılı olması sebebiyle bugün kitaplarda yazdığını görürsün fakat orada da şöyle bir problem var enflasyonu bir, bir nevi çözmesine rağmen ciddi bir durgunluğa sevgi etmişti dünyayı ve dünya stagflasyon dediğimiz yani durgunluk içerisinde yine fiyatların yükseldiği bir döngüyü yaşamıştı. Şimdi Avrupa yaklaşık 40 yıldır böyle bir olguyu yaşamadığı için çok fazla korktu enflasyondan. Hocam madem 73'ü ve işte Hayekçi, Chicago'cu modeli açtınız. Ben de bir önceye gideyim. Yani 29 ekonomik buhranında aslında bugün heterodoksi olarak tarif ettiğimiz Keynesçi politikalarla açtı dünya. O zaman da neydi işte New Deal'lar, yatırımlar vesaireler. Yani aslında sermayenin tek elde biriktiği ve yatırımdan kaçındığı bir ortamda onun yerine Keynesçi politikalar da gelebildi. Bugün Keynes iktisatçılar arasında Keynesçi politikalar bu makroekonomik politikalar, siyasetin müdahil olması, e, o hani 90'ların neoliberal dünyasında bakıldığında, iktisat dünyasında e, destekçisi çok mu azdır bu Keynesçi politikalar. Yok çok az değil ama burada e, iktisat tarafında da aslında e, hareketi şekillendiren büyük bir güç var. Amerika Birleşik Devletleri Hı. yani biz aslında dünya olarak biraz Fed'in arkasına takıldık. Fed'in arkasına e, büyük merkez bankalarından e, bir Avrupa Birliği merkez bankasına takıldığı zaman o zaman diğerleri şunu söylemeye başladı. Büyükler bunu yapıyorsa biz yaptığımızla başarılı olamazsak bizi çarmağa gererler. Dolayısıyla biz de büyükleri takip edelim. En azından yanlış olursa suçu atabilecek birileri olsun diye düşündüler. Aslında bu tariften şunu anlıyorum. Öyle çok da bilimsel bir tartışılmazlık ilkesi üzerine kurulmuyor. Aksine moda. Öncüleri takip etmek ve biraz da sürü psikolojisi çerçevesinde şekilleniyor. Kesinlikle sürü psikolojisi çok önemli. Çünkü e, bakarsanız e, Amerikan Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası arasında 3 yıl önce çok farklı diyaloglar vardı. Hmm. E, Avrupa Mer Merkez Bankası, Amerikan Merkez bankasının tamamen yanlış politikalar yapmakla suçluyordu. Hmm. Bir anda e, tüm hareketlerini Fed'e göre şekillendir hale geldiler. Yönetiminde hiç kimse değişmemişken yüzde yüz hmm. farklı bir düşünce değişiminin ortaya çıkması başka türlü izah edilemez. Kesinlikle sürü psikolojisinden önemli derecede etkilendiler. Burada tabii kapitalizmin de başarısını göz ardı etmemek lazım. Bu Amerika Birleşik Devletlerinin krizini bizde ve bizim gibi dünyanın geri kalanını aslında ihraç etmesinin bir sonucu. Çünkü ne yaptılar? As e bizim enflasyondan Minton Friedman'ın söylediği çok basit bir şey var. Enflasyon her yerde parasal bir olgudur der. Washington'dakiler parayı bastığı sürece ülkede enflasyon oluyor. İşte Covid döneminde Amerika Birleşik Devletleri sıkıntı çekmemek için parayı basıp dünyaya verdi. Kendi başta olmak üzere. Sonrasında bunu çekmeye başladığında sıkıntı faizleri oldu. yükseltirken e, sıkıntı doğdu. Bu sıkıntıyı da bizlere ilerleyerek kendisi bundan olabildiğince az etkileniyor. Şu anda etkilenmesine Dü rağmen. Dünyanın geri kalanı Amerika'dan daha fazla etkilendiği için Amerika'da Tabii ki karlı konuma geçebiliyor böyle. İşte bir durum o, Onunla hapşadığında biz e, grip oluyoruz grip maalesef. Oluyoruz. Hocam şimdi bu e, yani bu, bu beni çok rahatsız eden bir durum. Yani hani bir sosyal bilimci olarak az çok e, iktisadı da az çok okumuş birisi olarak e, ya birilerinin bize toplumsal olarak tek bir reçete vardır ve bu reçetenin dışarısına çıktığınızda e, heterodoks kelimesi hafif kaçıyor sapkınsınız gibi. Kafayı yemişsiniz gibi bir ifade kullanıyor olması beni çok rahatsız ediyor. Yani işte imkansız üçlemelerden bahsediliyor vesaire. Halbuki yani biz biliyoruz ki iktisat tarihinde siyaset müdahil olur, bir tercih yapar, o tercihin bedelini öder. Her tercihin kendine has bedelleri vardır vesaire. Şimdi bu ben Türkiye'nin şahsen şeyi yani yatırımı öncelediğini, Öyle paranızı ey sermaye vereyim ben size yüksek yüksek faizler siz park edin bakalım paranızı. Sizin paranız yeter ki güvende olsun stagflasyon falan garibanın işi sonradan hallolur yaklaşımına girmediği için şey yapıyorum ama bir yönüyle de enflasyon yükseldiği zaman e, en fazla aslında e, ücretli çalışan kesimi vuruyor yani. İşte maaşınız, evet maaşınıza zam yapılıyor işte. 5 e ken maaşınız 7 çıkıyor. Ama enflasyon aslında onu 7 buçuğa göre oluyor vesaire. O mesafe hızlı kapanmıyor. Aradaki mesafe hızlı kapanmıyor. E Türkiye'de mesela askeri ücret politikasını ve ona bağlı ilerleyen diğer maaşlı ücretli e kısımların bu enflasyon oranlarını yakalayabildiğini düşünüyor musunuz? Veya bunu yakalaması ne kadarlık bir sürece e yayılabilir? Aslında hocam burada e, şuna bakmak lazım. E, asgari ücretsin dolar karşılığında veya altın karşılığında hmm. ne ettiğiyle alakalı çok ciddi tartışmalar var ve hmm. yıllar içerisinde aslında bu rakamların tamamı açıklanmış durumda. Baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Türkiye'de kriz yaşadığımız tırnak içerisinde ya de sıkıntı yaşadığımız ekonomide yıllar var. Ne gibi işte 94 gibi, 2000-2001 gibi, Tabii. tüm dünyada yaşadığımız 2007 krizi gibi. Bu dönemlerde asgari ücretlinin ve ücretlinin satın alma gücü önemli miktarda azalıyor. Fakat sonrasında yıllar içerisinde biz tekrar artan bir trend görüyoruz. Ve orta vade diyebileceğimiz 4-5 yıllık süreçte yine eski satın alma gücüne yaklaştığı bir Tablo görüyoruz. Dolayısıyla evet kısa vadede çok ciddi e, sıkıntıları oluyor. Özellikle biz kur şoku ile birlikte bir enflasyon yaşadığımız için şu anda hepimiz e, şeyden mutsuzuz. Ortaya çıkan satın alma gücünden mutsuz sabit gelirler olarak. Neden? Çünkü üretimden aldığımız payda, gayesafiyat içerisinden aldığımız payda ücretli kısmın azalmış durumda. Ama dediğim gibi bu kısa vadeli bir süreç. Biz orta ve uzun vadeye yatırım yaptığımız için bunu önümüzdeki 3-5 yıllık süreç içerisinde aradaki fark gitgide kapanacaktır. İşte biz geçen sene Aralık ayında ortaya çıkan dolardaki artış trendi ile birlikte ne oluyor diye düşündük. Ocak ayının başında Aralık ayının sonunda insanların 18 liradan dolar aldığına evine arabasını satıp şahit olduk. Bir yıl sonra geldiğimiz noktada dolar korunun hala aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dolar bazında baktığımızda bir yıllık noktada şu anda biz ciddi kayba uğramadık. Evet. Hocam şimdi bu hani şeylerden bahsediyoruz ya tartışılmaz gerçekler olarak sunulanlardan. Mesela şu şöyle tarif edildi. Faiz oranıyla enflasyon oranı arasında en fazla bir puanlık, bir buçuk puanlık iki puanlık e, bir fark olabilir. Eksi artı. Bunun dışına girdiğinizde intihar ediyorsunuz demektir. Tamam. Mesela birinci faiz indiriminde dolar yükseldi. İşte şeyden kaçan para, TL'den kaçan para dolara gitti. İkinci de yine sıçradı. Sonra spekülasyonla 18'lere çıktı. indi çıktı falan filan. Sonra biz son 2 mi 3 mü hocam? 3 oldu. 3 turdur yani normalde şu an diyelim ki e, enflasyonun bir puan altında, bir puan üstünde falan faiz belirlememiz gerekiyor da eski teoriye göre. Şimdi son 3 turdur bir puan indiriyoruz, bir buçuk puan indiriyoruz, bir puan indiriyoruz. Dolar sıçramıyor. Neden hocam? Neden? Çünkü Önceki bilgi mi yanlıştı? <laughs> Her şeyden önce yine bilginin geldiği yere baktığınızda bu para politikası kuralı, İvanşada-Taylor kuralı diye Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış bir kural. Ve siz Amerika Birleşik Devletleri üzerinden bir ekonomi planlıyorsanız, %2'lik enflasyondan yıllık bahsediyorsanız ve bunun üzerine para politikası yapıyorsanız, bir puan üstü veya bir puan altı 50 puana tekabül ediyor hocam. Yani dolayısıyla siz bir üzerinden konuşuyorsunuz. Hmm. Türkiye gibi enflasyon Zaten oranı... Zaten enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde bu marjın çok daha açık olması kesinlik, gerekiyor. Kesinlikle çok daha fazla olması gerekiyor. Yani bir de, o bilim adamlarımız tipik bir örneklem hatasından mı bulunuyorlar hocam? Zaman zaman bunu yaptıklarını söyleyebiliriz. Bir de şimdi Türkiye'de paranın park ettiği yeri konuşursak... Son bir yılda aslında Türkiye çok doğru bir noktaya geldi. Biz şu anda neyi konuşuyoruz? Biz 100 hmm, endeksinde, borsada sıçrama. sürekli bir sıçramayı konuşuyoruz. O da üretime giden para demek aslında. Kesinlikle sermaye piyasası. Biz yıllardır çok uzun yıllardır 30-35 yıllık süreçtir hep bunun olmasını istiyorduk bize. Paranın faizde durmasındansa parayla para kazanılmasındansa paranın borsaya giderek borsada şirketlerin reel yatırım yapmasını, bunun iş üretmesini, mal üretmesini, hizmet üretmesini bekliyoruz. Kesinlikle şirketlerin diğer atıyor. Şirketler sermaye girişi oluyor. Böylece şirketler borçlanmak zorunda kalmıyor. Yurt dışı borca... Faizli borçlanmak zorunda kalmıyor. Kesinlikle ve bunun işte liralaşma üzerindeki etkilerini de gördük. Yani biz çok uzun zamandan sonra... E, Türk Lirası mevduatlığın Yabancı para mevduatlarından daha aşağıya düştüğü bir e, orana geldik ki sene başında baktığımızda %64'lerdeydi dolarizasyon Türkiye'de. Şu anda 50'nin altına inmiş durumda. Bunun e, döviz baskısını da azaltması söz konusu. Bu bizim için çok olumlu bir iş. Bunu devam ettirebilirsek önümüzdeki birkaç yılda artık belki bizim tekrar e, döviz şoklarından korkmamız diye bir şey söz konusu olmayacak. Bugüne kadar... Ee, işte ortodoks ve taradoks tartışmaları hı hı. söz konusu oldu. 2022 yılını biz e, yeni bir e, iktisadi dönem diye konuşuyor olabiliriz birkaç yıl sonra. Çünkü 2022-2023 dünyada e, tekrar iktisat biliminin temellerinin tartışıldığı bir dönem olacak gibi gözüküyor makroekonomik açıdan. O büyük döngüler hep yaşanır. Adam Smith'ten Keynes'e, Keynes'ten geri Chicago'ya, Chicago'dan bildiğim kadarıyla Keynes tarafına böyle e, kamucu e, kısma doğru bir akış olacak gibi gözüküyor hocam. E, ama Türkiye'nin hani ilk konulan hedef üretim ekonomisi olacak. Ekonomik olarak bağımsız bir Türkiye inşa etmeyi düşünüyoruz. Ya Birçok şey hakikaten kolay gelmiyor. Ve kolay da değil. Gerçekten de kolay. Ben güvenlik çalışıyorum. Altı ee, 6 sene önce bana milli savunma sanayinin bu kadar yükseleceğini söyleseler hani evet yükselir ama bu kadar olur mu diye düşünürdüm. Şu an mesela ilerlemeyi göz önüne aldığınızda 2 dakikalık bir süremiz kaldı hocam. Türkiye'nin bu e, üretim ekonomisi modeli nerede? Yani hani bir skalada değerlendirecek olursanız evet çok başındayız ama bir Işık gözüküyor mu Türkiye için? Bir kere en güzel ışık şurada. Biz ihracat kalemlerine baktığımızda şu anda high-tech dediğimiz ürünlerin %4,5-%5 oranına ihracat içerisinde e, vardığını görüyoruz. Kaçtan buraya vardı hocam? Sıfırdan, eksiden. Çünkü biz high-tech ürünlerin tamamını dışarıdan ithal ediyorduk. Yurt içinde bizim yüksek teknoloji ürün üretmemiz diye bir şey söz konusu değildi. E, i̇şte... Bu savaş uçaklarında vesairede de yaşadığımız süreç aynı. Şu anda biz dünyaya yüksek teknoloji ürün satmaya başladık. Bu şu anlama geliyor. Karşılaştırmalı üstünlük açısından bakarsanız aynı ön üreten ülkelerden bunu daha ucuza mal edebiliyoruz. Daha iyi yapabiliyoruz ki yabancı ülkeler bizim malımızı tercih Satın ediyorlar. E, bu yüzde yani eksiden %5'e gelmek ufak bir iş mi derseniz, bu çok ciddi bir yatırım çok ciddi bir planlama dolayısıyla süreç böyle giderse biz e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde belki daha önce işte Asya Kaplanlığı vesaire diye övülen Asya ülkelerinden çok daha fazla yüksek teknoloji üreten bir ülke haline gelebileceğiz ki Rusya-Ukrayna savaşı'nın da aslında bu noktada bize sanki olumlu katkısı oldu gibi. Evet hocam, ben e, siyaset bilimciyim, siz iktisatçısınız, e, siyaset bilimci olarak özellikle son yıllarda hem dünyada hem Türkiye'de e, siyasetin ekonomiyi daha çok belirlediğini, normalde ekonomi daha çok belirliyor. E, o ilişkiyi de inşallah başka bir programa konuşalım hocam. Çünkü evet. bu karşılıklı bir etki zaman zaman biri daha öne çıkıyor. Çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Volkan Öngel, Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Briefing saatinden bu akşamlık bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.